Herkese yeniden merhaba, ben Nizre Enisey. Bugün sizlerle birlikte iPhone ipuçları serimize devam ediyoruz. Hemen bir hatırlatma yaptıktan sonra videoya başlayalım. Haberiniz var mı bilmiyorum ama yakın zamanda bir Telegram kanalı açtım. Anlık olarak indirimleri oradan sizlerle paylaşıyorum. Eğer siz de uygun fiyatla alışveriş yapmak isterseniz, indirimleri yakalamak isterseniz Telegram kanalımı takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Bu arada aşağı kadar inmişken de hemen tek tıkla abone olursanız çok sevinirim. İlk ipucumuz izinsiz gelen SMS ve aramalarla alakalı. Dilerseniz onları engelleyebiliyorsunuz. Bazı markalardan gelen SMS ve aramaları engelleyebiliyorsunuz. Hemen onu gösteriyorum. İlk olarak vatandaş iys yazdım ve hemen vatandaş iys.org.tr sitesine giriyorum. İsterseniz hızlıca e-devletle giriş yapabilirsiniz. İsterseniz sadece telefon numaranızı yazmanız da yeterli oluyor. Ben telefon numaramı yazmak istiyorum. Buraları blurlamayı unutmayalım. <laughs> doğrulama kodu gönder diyorum. Evet doğrulama kodunu da girdim. Okudum kabul ediyorum. Ve hemen açıldı. Görmüş olduğunuz gibi bu markalardan bana SMS ve aramalar geliyormuş. İşte mesaj izni, arama izni diye yazıyor. Bunlar onaylı olanlarmış. Reddettiklerim de var mesela burada. Dilerseniz buradan herhangi bir tanesini reddedebiliyorsunuz. Mesela Bayer Türk Kimya Sanayi diyor. Buna... Olayını kaldırmak istiyorum. Mesaj izni ve arama iznini reddettim. Şu anda kaydet diyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık bu markadan bana herhangi bir SMS veya arama gelmeyecek. Bunu reis olarak da çekmiştim sizlerle paylaşmıştım. O zaman şöyle yorumlar geldi. İşte 850 numaralardan hala aranmaya devam ediyorum diye. Burada maalesef mevcut olan markaların, aslında daha çok büyük markaların arama ve mesajlarını reddedebiliyoruz. Bunlara izin vermeyebiliyoruz. Ama bazı küçük işletmelerden ve biliyorsunuz ki 850 numaralardan dolandırıcılık da çok fazla arttı. Onlardan arama almaya devam edebilirsiniz. Özellikle bahislerle alakalı bir siteye numaranızı verdiyseniz onlardan kurtulmak çok zor oluyor. Çünkü bir numarayı engelleseniz başka numaradan arıyorlar vesaire. Öyle şeyler başına gelenler yorumlarda yazdı ama bu sadece dediğim gibi markaların gelmesini engelliyor. En azından nispeten çok daha rahatlatacaktır. Yani bana sorarsanız benim için en azından başka öyle bahis sitelerinden vesaire mesaj gelmediği için ve arama gelmediği için bu benim için yeterli oldu. Siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci videomuzda iPhone'daki notlar uygulamasını daha verimli kullanmamızı sağlıyor aslında. Hemen notlara giriyorum. Şöyle bir taslak oluşturmuştum ben zaten kendim için. Şimdi bir başlığımız var. Maddeler halinde yazıyoruz ama bu maddelerin bazen alt başlıkları da olabiliyor. Atıyorum işte ofiste yapılacak işler, şunlar, şunlar, şunlar. İşte dışarıda gidilmesi gereken yerler şunlar, evde yapılması gereken işler vesaire gibi başlıklar altında alt başlıklara da ayırabiliyoruz. Bazen buna ihtiyaç duyabiliyoruz daha doğrusu. Böyle durumlarda hemen noktanın olduğu yere yani tik attığımız noktanın olduğu yere gelerek şöyle sağa doğru kaydırıyoruz ve alt başlıklar oluşturuyoruz. Mesela burada abone ol dedim ve işte nereden abone oluyoruz? Instagram'dan, Telegram'dan, TikTok'tan, YouTube'dan zaten olduğunuz için onu yazmadım bile. Bu şekilde alt başlıklar yapmak isterseniz çok rahat bir şekilde kaydırarak yapabilirsiniz. Hatta bunu da böyle devam ettirebiliyoruz böyle uzayıp gidiyor. İstediğiniz zaman da yanlış olduysa rahatlıkla geri çekebiliyorsunuz bu şekilde. Bu sayede notlar uygulamasını çok daha verimli olarak programlarınızı yapmak için kullanabilirsiniz. Üçüncü iPhone ipucumuz da aslında telefonunuz kaybolmadan veya çalınmadan önce mutlaka yapmanız gereken bir şey. Bence mutlaka yapılması gereken bir şey çünkü telefonunuzun nerede olduğunu konum olarak görebilmenizi sağlıyor. Eğer bu ayarları yaparsanız telefonunuz kapalı olduğunda dahi konumunu anlık olarak görebiliyorsunuz. Bunun için yap yapmamız gereken ilk olarak ayarlar kısmına girdikten sonra Face ID'ye girmek kendi şifremi girdim Aşağı doğru kaydırıyorum. Buradan denetim merkezini ve USB aksesuarları kapatıyorum. Bu ne anlama geliyor? Telefonumuz kesli durumdayken denetim merkezini açarak oradan işlem yapılmasını engellemiş oluyoruz aslında. Aynı zamanda USB aksesuar takarak telefondan herhangi bir bilgi aktarımı yapılmasını da engellemiş oluyoruz. O yüzden ilk aşama olarak bunları kapatmamız gerekiyor. İkinci aşama olarak yine ayarlar kısmına giriyoruz gizlilik ve güvenlik kısmına giriyoruz bu sefer. Burada da en üstte zaten konum servislerini görebilirsiniz. Konum servislerini açık duruma getiriyoruz ki konumun takip edilebilir durumda olmasını sağlayabilmek için. Bunu da yaptıktan sonra sonuncu yapmamız gereken işlemde ayarların ilk sayfasına geri dönüp Apple kimlik kısmına giriyoruz. Buradan bul kısmına gireceğiz ki telefonumuzun bulunabilir olmasını aktif etmek için. iPhone'un bul kısmındaki bu üç tane şey var. iPhone'umu bul, bul ağı ve son konumu gönder. Bunların üçünü de açık konuma getiriyoruz. Bunları da açık konuma getirdikten sonra artık telefonumuzu şu an ekran kaydı olduğu için kapatamıyorum. Kapattığımızda dahi konumunun açık olduğunu zaten bize gösteriyor. Şöyle bir şey yapayım. Telefonu kapatıyorum. Belki şuradan görebilirsiniz. Evet şurada kapat yazısının altında iPhone kapalı iken bulunabilir durumda olduğunu bizlere söylüyor. Yani telefonunuz kapalı olsa dahi telefonunuzun konumunu görebileceksiniz. Bence bu da gerçekten hayat kurtaran bir iPhone özelliği. Dördüncü iPhone da aslında büyütece özelliği. Gözünüz çok net görmüyorsa bazen bazı detayları daha net görebilmek istiyorsanız ya da küçük olan bir resimdir ve büyütemiyorsunuzdur. Onu daha büyük olarak görüp daha detaylı görmek istiyorsunuzdur. Yani göz probleminiz olmak zorunda değil bunu kullanmak için. İstediğiniz zaman büyütüp istediğiniz zaman küçültebiliyorsunuz. Yani sürekli büyük kullanmak zorunda da değilsiniz. Atıyorum bazen metinleri büyük olarak ayarlayıp hep o şekilde kullanabiliyoruz. Ama bunu istediğimiz zaman büyütüp istediğimiz zaman kolayca küçültüyoruz. Bunun için yapmamız gereken ayarlara girdikten sonra erişilebilirlik kısmı buna girmek. Burada zaten büyütme diye görebilirsiniz. Şu an ben de açık konumda. Bunu siz de açık konuma getiriyorsunuz. Getirdiğiniz anda ekran bu şekilde büyüyor. Ekran direkt böyle büyüdüğünde telaşa kapılmayın. Yani böyle tıklıyorsunuz, iki parmağınızla yapıyorsunuz, çıkamıyorsunuz Yine bu da e, Reels'larda paylaştığım bir özellik olduğu için çok fazla bununla ilgili yorum aldım. İşte büyüttüm sonra geri haline getiremedim vesaire falan diye. Aslında çok kolay. E, zaten hemen altında da yazmışlar neler yapabildiğimizi. Üç parmağınızla aynı anda kaydırarak ekranda büyük bir şekilde hareket edebilirsiniz. Bu şekilde yazıları rahatlıkla okuyabilir. Görmek istediğiniz detayları görebilirsiniz. Daha sonrasında eski haline getirmek istiyorsanız yine 3 parmağınızla şöyle Çift dokunmanız yeterli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi normal ekrana geri döndük. Mesela şimdi Instagram'ı açtım. Bir de Instagram'da deneyelim. Üç parmağımla birlikte çift tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yakınlaştı. Daha sonrasında bu şekilde hareket ettirerek üç parmağınızla birlikte detaylara bakabilirsiniz. Ekranda bu şekilde gezebilirsiniz. Tekrar üç parmağınızla çift tıklayarak eski haline getirebilirsiniz. İlla o kadar çok yakında yaklaşmanız gerekmiyor. Yakınlık seviyesini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Üç parmağınızla çift tıkladıktan sonra sürükleyerek büyüklük ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Hemen onu da gösteriyorum. Bu şekilde ne kadar yakın, ne kadar uzak olmasını istiyorsanız kendiniz ayarlayabilirsiniz. Beşinci tiyomuz da WhatsApp'taki durumlara gizli olarak nasıl bakabileceğimizi gösteriyor. Biliyorsunuz ki WhatsApp'ta durum paylaştığımızda ona bakanları Anlık olarak hangi saat, hangi dakika bakabildiklerini görebiliyoruz. Ama biz eğer gözükmesini istemeden bakmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Hemen onlardan bahsedeceğim. Aslında bunun iki tane yöntemi bulunuyor. İlk olarak siz e, gizlilik ayarlarına hemen gireyim. WhatsApp'a girdikten sonra ayarlar kısmına giriyorum. Burada gizlilik bölümünden okundu bilgisini kapatabilirsiniz. Okundu bilgisini kapattıktan sonra ne siz başkasının paylaşımına baktığınızda baktığınız görülür ne de sizin paylaşımlarınıza bakanları görebilirsiniz. Yani bunun karşılıklı bir şey olduğunu unutmamak lazım. Sizin gözükmediğiniz zaman yani baktığınızın gözükmediği zaman siz de kendi durumunuza bakanları göremiyorsunuz. Böyle bir handikapı bulunuyor. Dilerseniz bu yöntemi tercih edebilirsiniz. Ya da ben bana bakanları görmek istiyorum derseniz ikinci yöntemi de deneyebilirsiniz. Durum kısmına geliyorum. Burada bakmak istediğimiz durumun üzerine basıl tutuyoruz. Bu şekilde durumları görebiliyoruz. Ama bunun da şöyle bir handikapı bulunuyor. Sadece ilk paylaşımı görebiliyoruz. Yani görmüş olduğunuz gibi birden fazla bir şey paylaşıldıysa mesela burada Ezgi 3 tane şey paylaşmış. Basıl tutuyorum. Sadece ilk paylaşımını görebiliyorum, diğer ikisini göremiyorum ve benim baktığımdan haberi olmuyor. Eğer böyle ara ara girip bakarsanız, yani sonuçta yavaş yavaş silinen storyler bunlar. Dilerseniz şey yapabilirsiniz, biraz bekleyip yavaş yavaş bakabilirsiniz siz de. Ee, görmüş olduğunuz gibi okundu olarak çıkmıyor. Mesela ben biraz önce e, bu story'e, bu duruma bakmıştım. Şimdi normal bir şekilde açıyorum, gördüm. Şu anda görüldü olarak gitti mesela ama biraz önce baktığımda görüldü bilgisi gitmemişti. Dilerseniz bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Altıncı tüyomuzda da yine WhatsApp'tan devam edelim. WhatsApp'ınızın sadece size özel olmasını istiyorsanız, başkalarının girmesini istemiyorsanız şifre koyabilirsiniz. Yani sadece WhatsApp'a özel olarak Face ID istemesini sağlayabilir, şifre koyabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp'a girdikten sonra ayarlar kısmından gizlilik bölümüne tıklamak. Umarım çok hızlı söylemiyorumdur. Yani direkt ayarlar girebilirsiniz diye gizli kısmına girdiğimizi belirtiyorum. Burada da zaten yapılacak işlem çok kolay. Hemen en aşağıya indiriyorum ve ekran kilidi kısmını görebilirsiniz. Buraya tıklıyorum. Face ID iste seçeneğini aktif hale getiriyorum. Dilerseniz anında Face ID istemesini sağlayabilirsiniz. Dilerseniz 1 dakika, 15 dakika veya 1 saat sonra istemesini sağlayabilirsiniz. Yani 1 saat sonrasında da bence saçma herkes bakacağına bakmış olur. Ben 1 dakikayı seçtim. Yani ee, WhatsApp'a şifre koymadım da işte 1 dakikadan da uzun kalma gibi olsun diye. Düşünüyorum ben öyle yaptım yani. Siz yine kendi tercihinizi yapabilirsiniz. Bence bu da gayet güzel bir özellik. Eğer bu şekilde e, telefonunuza şifre koymak istemiyorsanız özel olarak WhatsApp'a şifre koyabilirsiniz. Veya telefonunuzun şifresini bilse bile birisi WhatsApp'a girmesini istemiyor olabilirsiniz. Yine onun için de bunu kullanabilirsiniz. Evet 7. ve son tüyomuzda aslında e, dışarıda müzik duyduğunuzda bir şarkı duyduğunuzda eğer beğenirseniz işte ne olduğunu merak ettiğinizde hızlı bir şekilde şazamı kullanmanızı sağlıyor. Her seferinde şazama girip işte internetle çalışacak işte onun internette bağlanmasını bekleyip sonra müziği tespit etmesini beklemekle uğraşmak yerine direkt telefonunuzun denetim merkezine kısa yollarını hızlıca eklerseniz tek tuşa basarak hemen şarkıyı size bildirim olarak göndermesini sağlayabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Çok kolay yapılıyor ve çok kullanışlı bir özellik bence. Şimdi bunun için de ilk olarak ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan denetim merkezine tıklıyorum. Aşağı doğru indirdiğimde burada bir sürü özellik karşıma çıkıyor zaten. Burada müzik tanıma özelliğinin yanındaki artı butonuna tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi hemen yukarıya taşındı. Yani artık denetim merkezinde müzik tanıma özelliği de bulunuyor. Şöyle göstereyim. Tent merkezini açtım. Şu sağ altta görmüş olduğunuz gibi müzik tanıma özelliği hemen geldi. Yani buraya tıklayarak hızlıca müziklerin ne olduğunu tespit edebiliriz. Ben şu an bunu yapamıyorum çünkü telif yemekten korkuyorum. Yani müzik açacağım, sonra onu tanımasını sağlayacağım vesaire. Bunu canlı olarak gösteremiyorum ama çok kolay bir şekilde yapılıyor ve gerçekten bastıktan sonra çok kısa süre içerisinde size bildirim olarak hangi şarkı olduğunu hemen gönderiyor zaten. Siz de kolaylıkla öğrenmiş oluyorsunuz. Yani Shazam'ı açmakla pek çok hızlı bir şekilde dentin merkezinden işinizi çözmüş oluyorsunuz. Evet genel olarak 7 tüyomuzu tamamlamış olduk. Eğer kafanıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum ve elimden geldiğini cevaplıyorum. Bu tarz tüyoları merak ediyorsanız, öğrenmek istiyorsanız beni diğer platformlardan da takip edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.